Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Bu sene sizinle harca gideceğiz inşallah. Giderken yanımıza neler almamızı tavsiye edersiniz? Edep, edep, edep. Gözü irade, külli iradenin bir parçasıysa, insan hayrı da şerri de istediği için Allah veriyorsa cennet cehennem niye var? İstediği için var. Bir de külli iradenin parçası değildir cüz'i irade. Külli irade bölünüp parçalanmaz. O algı yanlış. O yüzden külli iradenin parçası dersek biz cüz'i iradeye, Cenab-ı Hakk'ın varlığının parçası gibi görürüz insanı da. Bu bizi panteistliğe götürür. O zaman bütün kainatı var olan, Cenab-ı Hakk'ın var ettiği şeyi biz Allah'ın zatı olarak görürüz. Ve insanı da zatının bir parçası gibi görürüz ki bu Yunan felsefesine döndürür bizi. Yok, öyle göremeyiz. Öyle göremediğimiz için biz kendi kendimize, kendi cüz-i irademizi külli iradenin bir parçası olarak görmemiz mümkün değil. İçim gubur gubur etti gene. Söyle. Söyle. İnsanların bu yönleri, algıları var. Bunu bizi devamlı soruyorlar. Madem biz bunları belirliyoruz, bu sorularla karşı karşıya geliyoruz. Madem biz cüz-i irademizle belirliyoruz, o zaman külli irademiz var. Madem her şey mesela... İmtihanın sırrı kalkar o zaman. Eğer cennetimiz ve cehennemimiz bizim herhangi bir irademiz olmaksızın külli irade tarafından tespit edildiyse, biz o zaman cebriyeye gireriz. Şöyle de bir durum var, çok özür dilerim. Allah dua edin, kabul edeyim diyordu. Burada herhangi bir şart yok, mümin yok, kafir yok. Yani Allah muhakkak duaları kabul eder. Allah muhakkak, mesela bir insan vardır ki, ömrünün son anlarında veya hayatının her anında soruladığında der ki Allah ne istediysen verdi. Allah her şeyi onun duasının ve isteğinin üzerine vermişken aslında o cüz-i irade yoktur da bütün iradenin tamamı külli irade gibidir diye soranlar var. Yani cüz-i iradeyi reddedenler. Bilmediklerine. Peki cüz-i iradenin üstünde külli iradenin bir baskısı var mı? Cüz-i iradenin üzerinde külli iradenin bir baskısı söz konusu olursa yine imtihanı sırrı kalkar ortadan. O zaman sadece külli irade var. İşte o zaman yine imtihanın sırrı kalkar. Onlar evet. İmtihanın sırrını kaldırıyorlar. Neden ayrılıyor diyorlar? O eğer normalce tecelliyat yönünden varlıkla varlığı yaratanı biz aynı noktada görürsek o zaman komple varlığı biz varlığı yaratan olarak görmemiz lazım. Ama bir şey ben isteyince, olunca deyince ben istedim oldu. O, normalde Cenab-ı Hak ol dediğinde bir şey olur. Kul da bunun içerisinde kendi isteklerinden sorumludur. Ama Allah hiçbir şeye bir kul istemeden ol demez. Yani Allah kendi kendine varlığı yaratmaz. Cüz-i iradenin de hükmü o. İşte cüz-i irade aslında bir külli iradedir diye koyuyorlar. Yani neden bilmediklerinden öyle diyorlar. Ayrıldığı yeri mesela insanlar ayırt edemezler. Tecelliyat olarak ayrıldığı yeri ayırt edemezler insanlar. Cahildir çünkü. Dini bilmediklerinden, Cenab-ı Hakk'ı tanımadıklarından ve insanın kendilerini tanımadıklarından kaynaklanır. Evet. Kendisini tanımış olsa o kimse kendisini Rabbinin yerine tutmaz. Kendisini tanımış olsa cüz-i iradesini külli iradenin bir parçası gibi görmez. Veyahut da külli iradenin önünde cüz-i iradenin hiçbir hükmü yoktur diyemez. Ama Şibli Hazretleri'nin demir kısasını verirdiniz. O aşkın halidir. O kimse sarhoşken öyle der. Sarhoş bir kimse der ki ben Allah'ım. Onun Allah olduğuna inanır mıyız? Adam iki, sen inanırsın, ben inanmam. Adam iki duble yapmış, ben valiyim diyor, ben de başbakanım derim o zaman. Bu ona benzer. Evet. Şimdi de bunu verir, o kimse o esnada ateşim der. Ateşin kendisi midir, değildir. Mihaldir, gelir geçer. O an için doğrudur ama. Ona doğru gelir, bize doğru gelmez. İşte bizim bu noktadaki ona doğru, sabit mi? Onun doğrusudur o esnada o. O sarhoştur, o esnada ben ateşim, var mı bana yan bakalım diyor. Kendi içerisinde ateş görüyor. Ama ehli kemal ona baktığında onun özünün demir olduğunu gör. Ehli kemal onun normalde demir olduğunu görmez, onun ateşim dediğini kabul eder. İman eder. Kabul eder. Ehli kamil onun bakar, onun ben ateşim demesinin haykırışını kendi halinde, kendi dairesinde tebessüm eder. Özünün demir olduğunu bilir. Cüz'i iradenin mesela bu büyük insanların üzerinde var. İşte ben bunu çok açıkça söyleyeyim. Ben bir arkadaşımıza üstadımın nimetiyle, sizin nimetiyle, nimetinizle dua ettiğim zaman o arkadaşın üzerinde tecelli ettiği oluyor. Tövbe edelim inşallah. Öyle. Böyle bir durum. Nefis geliyor eşlik içerisinde. Tamam. Özür dilerim. Soruyu sormayın. Sor. Tamam. Böyle bir durumda bir insanın veya kendi cüz-i iradesinin dışında başka cüz-i iradelerin üzerinde tasarruf sahibi olma ehliyet ve... Bu farklı bir şey. Bir kimse kendi cüz-i iradesini bir başkasının cüz-i iradesini bağlayabilir. Der ki ben bu konuda sizin iradenizi teslimim. Bu ayrı. Ya Rabbi ben bu vesile eder. Bunlar ayrı şeyler. Mesela bir toplumun veya bir halkın üzerinde bilmediği bir insanın bu hususta bir kuvveti olabilir mi? Bir tasarrufu olabilir mi? Cenab-ı Hak verirse olur. Kulların üzerindeki cüz-i irade de Allah'ın onun üzerine takdim ettiği, tahsis ettiği, lütfettiği, ikram ettiği bir şeydir. Ve Cenab-ı Hak o cüz-i iradeyi kulunun üzerine verir. Kulun üzerine vererekten kulu mükellef tutar. Eğer cüz-i iradeyi Cenab-ı Hak kendi fazlından, kereminden vermemiş olsaydı kulu mükellef tutmayacaktı. Kul mükellefse kendi cüz-i iradesi var. O zaman büyük şahsiyetler bulundukları toplulukların veya düşünüp algılayabildikleri toplulukların üzerinden hesaba mı girecekler? Tabii. O zaman iradeleri, onların iradelerini yönlendirebilecek kuvvet ve kudret gidiyor. Muhakkak. Maneviyatları diyelim. Maneviyatları. Bu hesap çizgisinin içerisine giriyor mu? O da işin içine giriyor tabii. Kimse var kendisinden sorumlu, kimse var bir kişiden sorumlu. Tasarruf dedikleri bu mu? Tasarruf da farklı. Peki dünyanın sistematiği bu tür ehli gönülün üzerinde mi dönüyor? O ayrı bir mesele. Yani bizim adımıza veya belirli kitlelerin adına düşünüp onlar adına dua edenler mi var? Bu hayat nasıl şekilleniyor? Kader nasıl bu noktada şekilleniyor? Dua var. İnsanların üzerine dua da var. Toplumların üzerine dua da var. Müminlerin üzerine dua da var. Burası farklı bir şey. O zaman kendi cüz-i irademizin üzerinde de bir cüz-i irade var. Ve bu külli iradenin alt şemsiyesinde var. Muhakkak cüz-i iradelerin etkilendiği cüz-i iradeler vardır. Mesela İnsan etkilenmeye açık. Nasıl bir kadından etkileniyorsa bir erkek, bir erkek nasıl etkileniyorsa bir kadından, Bir kimse okuduğu bir şeyden nasıl etkileniyorsa etkilenmeye açık insan. Ama iradenin kimsenin elinde. O kendi iradesini bir üst iradeye teslim etmez. O ayrı. Teslim ederse, teslim eder o farklı bir şeydir. Teslim etmek zorunda değil. Peki teslim ederse bu noktadaki onun sorumluluğu bir üst iradeye mi? Onun hesabı bir üst iradeye mi? Tabii ona teslim edince, o teslim olunca o sorumlu olmuştur. Elinizin altındakilerden sorumlu olur. Peki şöyle bir durum var. Bu teslim ettiği irade olumsuz bile olsa o teslim eden onu sevgisinden ve muhabbetinden görememiş olsa bile o teslim ettiği ve o noktadaki sevginin uğruna yanlış bile olsa o noktadan çıkış yapabilme, samimiyetle çıkış yapabilme imkanı var mı? Teslim eden de teslim alan da Kur'an ve sünnet dairesinde sorulur. İtaat maruftadır. Hadis-i. Ama bilmediklerinizden mesul değilsiniz diye de bir konu. Teslim alanlar bilmek zorundadır. Teslim edenler? Teslim eden teslim etmiş zaten. O da bilebildiği yere kadar sorumlu. Hani mesela bir çobanın çiçek kıssasını anlatırsınız. O farklı bir şey. Ama bir kadın evleniyorsa evliliğin hukukunu bilmek zorunda. Bir erkek evleniyorsa evliliğin hukukunu bilmek zorunda. Bir kimse bir kimsenin iradesini teslim alıyorsa onun hukukunu bilmek zorunda. Bir kimse bir kimseye de hukukunu teslim ediyorsa kendince onu da bilmek zorunda. Çobanın çiçeğe olan teslimiyeti. O teslimiyet normalde çobanın çiçeğe olan teslimiyeti birisinin iradesini birisine teslim etmek gibidir. Ama ondan sorumludur. Yani, siz iradenizi kötüye teslim, Firavun'a teslim ederseniz ondan sorumlusunuz. Siz iradenizi Nemrut'a teslim ederseniz ondan sorumlusunuz. Ama iyi ve kötüyü ayırt edebiliyorsa neden bir iradesini teslim eder? İnsan iyi ve kötüyü ayırt edebilen varlıktır. Bunu herkes ayırt edebilir mi? Bunu herkes ayırt edebilir akli melekesi yerindeyse. Tartışmasız ve istisnasız. Ben tartışmasız ve istisnasız insanın iyi ve kötüyü ayırt edebileceğine inanıyorum. Ben gerçekten hocam sorar mı? Çok yani ben iyinin ne olduğunu bu manada kafamda oturtamadım. İyi Cenab-ı Hakk'ın emrettiği noktalarda duran kimsedir. Kur'an'ın vasfettiği insanlardır. Kur'an bize vasfeder iyileri. Onlar iyi, onlar iman ederler, iyi amel işlerler. Kur'an bize iyi amelleri davettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, cömertlik yapmak, zekat vermek, hacca gitmek, insanlara iyilik yapmak, yetimleri gözetmek, dulları gözetmek, arkadaşlarını gözetmek, etrafını gözetmek olarak Kur'an bize iyilik amellerini davettir. Başıboş bırakmaz. Kur'an'a inanmayan bir insan bir yetime hayır yaptığı zaman bunun ölçüsü nedir? O normalde o inanmamış olsa dahi zerrece iyilik yapanın iyiliği karşılıksız kalmaz. Zerrece kötülük yapanın da kötülüğü cezasız kalmaz. İnanmasa dahi iyilik yapsa Cenab-ı Hakk'ın cezasını affeder. Allah iyiliği hiçbir zaman karşılıksız bırakmaz. Peki o iyilik mi? İyiliktir. İyilik iyiliktir. Kötüden de daha çıksa. Kafirden de çıksa. İşte benim algılayamadığım yer burası. Yani gerçek iyilik iman ise, yani onun kökünde iman var ise, imanın olmadığı yerdeki fiil nasıl iyilik kavramına kavuşabiliyor? Biz normalde Cenab-ı Hak kötülerle de iyiliğini yükseltebilir ve arttırır. Peki o zaman şöyle de bir ayet var. Onların yapmış olduğu iyilikler rüzgarın önünde bir kül gibi savrulacaktır. Evet. Onların çünkü yapmış olduğu iyilik bu şeylerle alakalıdır. Kafirler, münafıklar ve kibirlilerle alakalıdır. Bu hadise onların o iyiliğinin, onların imanına sebep olmayacağıyla alakalıdır. Orta yerdeki bir iyilik fiiliyatı varsa bu iyilik fiiliyatı Allah'ındır çünkü. Adnan'ın üzerinden tecelli ederse Cenab-ı Hak lütfü ikram olarak Adnan'a ahiretten sağlıktır. İmanın olmadığı yerde iyilik olur mu? İmanın olmadığı yerde de iyilik olur. Bir topluluk vardır, imanı yoktur o toplumun ama orada iyi şeyler olabilir. Yani onun iyilik kavramının içerisinde diyebileceğiz. Evet, Cenab-ı Hakk'ın iyilik olarak affettiği fiiliyatların hepsi de Allah'a aittir çünkü. İmanın olmadığı bir yerde de iyilik olabilir. Ebu Cehil'in Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri doğduğunda bundan kaç tane deve kurban etmesi gibi bir şey var. Ebu Cehil ama onun beraber o kurban deve infak etmesinin ona dair fayda olacağına inananlardan. Şimdi ben özür dilerim, tekrar bir şey söyleyeceğim. Mesela mesleğinde anlatılan bir adam var, elinde kırbaç ile ağacın altındaki birisi yatıyor, böyle uyurken ağzına yılan giriyor. Yılan girince ona söyleyemeden hemen onu kırbaçlamaya başlıyor. Bir de elma yediriyor, çürük elmaları yediriyor. Adam serzenişte bulunuyor, neden bana böyle diyorsun diye. Ama şöyle de bir durum var, o adamın uyuyan adama yapmış olduğu fiil iyilik değil. Acıtıyor. Peki o zaman iman etmeyenin yapmış olduğu da böyle bir şey olabilir mi? Normalde şimdi iman etmeyen kimse farklı bir noktada, ehli kemalin davranışı farklı bir noktada. Sen velilerin davranış biçimi ile ehli iman olmayanın davranış biçimini aynı kefeye koyuyor. Bir velinin davranış biçimi o kimsenin kurtuluşu içindir. Dışarıdan bakıldığında onu azarlamıştır. Bir kimse evladını azarlar mı? Azarlar. Evladını azarlaması onun evladını sevmediğinden midir? Hayır, onu kötülükten men etmek için azarlamıştır. Onu yanlışlıktan men etmek için evladını azarlamıştır. Dışarıdan onun baba oğul olmadığını veya baba evlat olmadığını bilmeyen bir kimse der ki ya ne kadar sert bir adam, küçücük çocuğu böyle azarladı der. Dışarıdan öyle görür. Ama onun haklı yerde azarlaması evladını sevdiğindendir. Bu bakış açısıyla kafirin veya gayrimüslim bir kimsenin veya kötü bir kimsenin iyilik yapması aynı kefede değil. Aynı kefeye koyamayız. Ama ikisi de dıştan bakıldığında iyilik veya kötülük becerisinde. Birisi... Bakın orada birisi normalde kötülük değil, gerçekte, hakikatte iyilik yapıyor. Öteki gerçekten iman etmeyen kötülük yapmış olamaz. Olabilir. Çünkü iman etmiyor. Orada zahire göre hükmediyoruz. Yine o iyi insanın kırbaçlamasının zahire göre baktığımızda kötülük yapıyor. Zahire kötülük yaptı onu. Zulmetti ona zahire. Biz öyle görüyoruz onu. Onun hakikatini görmediğimizden dolayı. O yüzden kötü bir kimse de iyilik yaptı. Biz zahiren bakıyoruz. Ya iyi bir iyilik yaptı mı diyoruz. Ama o iyilik yaptığı bir kimse belki de hakikatte kötülük yaptı. Biz onu bilmiyoruz. İşte kalbimiz ona mesela... Cancağızım, biz zahire göre hükmediyoruz. O zaman biz şöyle deriz o zaman. Bu iyilik yapan bir kimse hakikatte kötülük yaptı, cezalandıralım. Onu biz bilemeyiz. Kalp konuşmuyor babacığım mesela bazı durumlarda. Tembelliğindendir kalbin. Yok, kabul etmiyor mesela. O da algısının açık olmadığından. Onu zahire göre kabul etmek zorundayız. Evet. Babamın kredi kartı ödemesi var, icra gelecek, parası yok, kartın çoğuyla alkol kullandı. Ben ödesem parama ortak olur muyum? Evet. İsrail'in yapmış olduğu olumlu fiilleri olumlu görebilir miyiz? Sonuçta var, orada olumlu bir şeysi varsa biz onu nasıl olumsuz göreceğiz? Bizim birisine olan kin ve düşmanlığımız, adalette şaşmamızı öngörmez. bir kimse 100 tane iyiliği olsa, bir tane kötülüğü olsa diyebiliriz ki bunun bir tane kötülüğü var. Ama bir kimsenin 100 tane kötülüğü olsa, bir tane de iyiliği olsa deriz ki 100 kötülüğü var ama bunun bir de iyiliği var. Bizim 100 kötülük yapan bir kimsenin bir iyiliğini görmeyişimiz adaletten sapmamıza sebep olur. 100 iyilik yapanın bir tane de kötülüğünü görmeyişimiz yine adaletten sapmamıza sebep olur. Söz konusu olan şey adalet. Onu yok göremeyiz. Zaten dünya üzerindeki insanların büyük bir çoğunluğu bu adaletsizliği, adaletsizce bakış açısına sahip olduğundan dolayı meselenin içinden çıkartıyor. Onu ama bunu herkesin bilebilmesi mümkün değil. Ama bir kimsenin zerrece iyiliği karşılıksız kalmaz diyen bir Cenab-ı Hakk'ın adaletsizliği söz konusu olmaz. Allah adaletle hükmederler. Zerrece iyiliği varsa o kimseye zerrece iyiliğinin karşılığını verir, zerrece kötülüğü varsa bir kimsenin onun da affetmesi, cezasını verir. Yok edemeyiz. Kadere uymak ne demektir? Bir kimsenin kadere uyması demek, beni Cenab-ı Hak erkek yaratmış, ben erkek gibi yaşayayım. Beni kadın yaratmış, ben kadın gibi yaşayayım demesidir. Çocuğumuza isim koyarken niye dikkat etmeliyiz? İsim koyma sünnette nasıldır, adabı nedir? Siz çocuklarınıza hayırlı isim koyunuz der. Çocuğun ebeveyninden hakkı üçtür. Birincisi hayırlı isim konması, ikincisi dinini öğrenmesi, üçüncüsü erkek çocuğuysa herhangi bir meslek sahibi onu edilmesi, kız çocuksa ev işinden, el işinden ona öğrenilmesidir. O yüzden çocuk doğduğunda mümkün ise ilk etapta ağzına çiğnenmiş hurma vermek sünnettendir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Medine'de ilk doğan, çünkü Medine'de Yahudiler böyle bir dedikodu çıkarmışlardı. Bu dedikodu da bunlar kısır, bunların çocukları olmuyor dedikodusuydu. İlk doğan erkek çocuğu olunca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onun ağzına, kendi ağzından hurma çiğneyerekten verdi. Bu da sünnettendir. Çocuk ilk doğduğunda anne sütü yerine çiğnenmiş hurma ağzına vermek, onu yutturmak veya onu dudağında gezdirmek sünnettendir. Ondan sonra 7 gün içerisinde çocuğun ismi konulması lazım. Hayırlı bir isim konur. Sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına kâmet getirilir. Ondan sonra çocuğun ismi 2 sefer sağ kulağına ya falan ya falan, üçüncüsü de sol kulağına ya falan diye ismi onun nida edilir. Ondan sonra normalde 11 İhlas bir Fatiha okunaraktan çocuğun ismi konmuş olur. Çok özür dilerim babacığım. Sufileri reddeden bir dini algılayışın, Sufileri reddederken neye göre Sufileri reddettiğine dair bir makale, bir yazı okudum. Yazıda Hazreti Mevlana'nın çok özür dileyerek bunu söylüyorum, kadınlar hakkındaki bir hakikat penceresi var. Diyor ki kadın diyor arş-ı alaya çıkmış olsa oradan yani bir erkeğin tenasül uzvunun normal bir haldeki yani üreyebilecek bir haldeki halini görünce arş-ı aladaki makamını bırakıp aşağıya atlar diyor. O aşağılık olduğunu bilse bile diyor o dünyaya düşer diyor. İşte diyor kadının diyor hakikati budur diyor. Bunu gören reddü sufiyeciler diyor ki işte Mevlana, Hazreti Mevlana böyle mi sapıttı? Allah'ım bana bunun hakikatini göster diyerek dua ettiğinde bir kadının gerçek amacının insanlığın, Müslümanlığın, müminliğin neslinin devamı olduğunu, bu hususta onun doğurmakla bir kadınlığını tamam edeceğini, o yüzden o doğurmaya, anneliğe ve hayra koşarken onun bir vasıta ve sebep olduğunu, aslında onun için en büyük ibadet ve karşı konulmaz bir hal olduğunu gönlüme geldi ve dedim ki bu reddü sufiyeciler burayı göremediler. Şimdi biz bu noktada Hazreti Mevlana'nın bu durumuna da mı Reddü Sufiyeciler gibi zahiden hükmedeceğiz. Bu normalde Hazreti Mevlana fıtrata aykırı bir hal üzerinde hiç kimsenin bulunamayacağını söylüyor. Bir erkek de Arş-ı Alâ'ya çıksa, Arş-ı Alâ'da Cenab-ı Hakk'ın huzurunda saf dursa ve ona da evlilikle alakalı bir hüküm söz konusu olsa, o da Arş-ı Alâ'dan aşağı iner, o da evlilik. Yani kadının için o tenasül uzvunun üstüne atlar diye böyle çok keskin bir şey koymuş. Reddü Sufiyeciler de diyor ki... Erkek de aynıdır. Bu bakımdan baktığımızda zahire göre biz burayı red mi edeceğiz? Yok, yine kimi? Yani zahire göre... Hayır, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin söylediği şey müstehcen bir şey değil. Onu benim gönlüm yatıyor. Hayır, bir başkasının için de müstehcen. Zahiren sapık hükmünü buradan. Ya onun normalde sapık hükmünü çıkaracak olan insan çok sapık. Her şeyden sapık hükmünü çıkarır. Ama Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin burada söylemiş olduğu şey hayatın içerisinde var olan şey. Yani tenasül uzuvlarıyla alakalı hadislerde de yer almış söz, kelime. Hadislerde söz konusu olursa, hadis-i şeriflerde bu kullanıldıysa, başka nerede kullanılması neden sapıklık olsun? Yani zahirattan bize bu cümlenin sapıklık olduğu. Zahiren de hadislerde var bu. Hadis-i şerifte unutkanlığın sebebi insanların tenasül uzuvlarına fazla bakmaktan kaynaklandığına dair hadis var. İnsanlar kendi tenasül uzuvlarına fazla bakarlarsa unutkanlık sebebi. Hadis-i şerif de sabit. Biz şimdi haşa bu sözü söyleyen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nde sapık mı göreceğiz? Geri zekalı. Hadis bilmiyorlar. Gerçekten İslam toplumu hadis bilmiyor. Ya ben bir sohbette Hazreti Ayşe annemizin sözünü naklettim. Tabii internette filan duyuluyor ya. İşte Hazreti Ayşe annemiz dermiş ki her gece biz üryan olarak soyunup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yatağına öyle yatarız. Bunu söyleyince vay ben bunu nasıl söylermişim sohbette diye internette de bana bir sürü şey mail atmışlar. Ya bu kitaplarda yazılı. Bizde böyle bir enteresan din algısı var. Asıl onu öyle gören sapık, kendi kafasınca. Yani bir kimsenin tenasül organıyla gözünün arasında ne fark var? Eliyle bir başka organın arasında ne fark var? Organ organdır. Bunu böyle görmeyi, farklı noktada gören kimse sapık asıl. Veyahut da insan kendi fıtratıyla savaşacak. İnsanın kendi fıtratıyla savaşması haram. Bir kimsenin evlenmeye muktedir olduğu halde evlenmemesi haram. Bir kadının evlenmeye muktedir olması halinde onun evlenmemesi haram. Bunun gibi. Diyecekler, bunda bir sıkıntı yok. Hazreti Mevlana'nın o sözüne de söylüyorlar. Hani aşktan nasibi olmayanın eşekten farkı yok. Ona mı söylüyorlar? İmtihanımız başladı. Zikrettiğim Allah'ı nasıl tasavvur edeyim, ona en çok hangi sıfatını tefekkür edeyim, ayrıca Peygamberimizin sünnetine uymam için dua eder misiniz? Cenab-ı Hak tasavvurdan uzaktır. Tasavvurumuza ne geliyorsa onu reddedin. Bir adamın hanımını çalıştırıp onun parasını yemesine ne dersiniz? Şu anda hemen hemen herkes çalıştırıyor. Çocukları ya anneanneleri bakıyor ya da çalıştıkları yerde büyütüyorlar. Herkesin hayat algısı. Kadınlar da çalışmasın. Asaf Allah'tan biri gelir, Efendimiz'e sorar kıyamet ne zaman kopar, Efendimiz de orası için ne hazırladığında Allah ve Resulünün sevgisi ve günümüzde ibadet etmeyen insanlar bu olaydan kendilerine yol çıkarıyorlar. Sizce bu adamın ibadeti yok mudur? Yoksa ibadetlerin gözünde hiç olduğu için mi yok diyor bu sahabe. Allah ve Resulünü seven bir kimse Allah'ın emirlerini yerine getirip haramları da işlemez. Nefsi terbiye yollarından biri de açlık. Fakat günümüz dünyasında çalışma saatleri neredeyse 12-13 saat. Bu çalışmayla bugünün açlık anlayışı nasıl olmalı? Siz dervişliğinizde bunu nasıl yaptınız? Açlıktan kasıt hiçbir zaman doymamaktır. Yemek yerken. Tabiatın sahibinin haberi olmadan çalar diyor. Tabiattan sahibinin haberi olmadan çalar diyor alimler. Ahlak geçici midir? Ne alakası var? Ahlak geçici bir şey değildir. Ahlak kalıcı bir şeydir. Eğer ahlak geçici bir şey dersek, o zaman hiç kimse iyi ahlak sahibi olmak için uğraşmaz. Biz ahlakımızı güzelleştirmekle emrolunmuş bir ümmetiz. Sapıkça sufilerin, sapıkça insanların görüş ve düşünceleri noktasında değiliz. Biz sufiliği, biz tasavvufu Kur'an ve sünnet dairesinde algılayıp yaşamaya gayret ediyoruz. Eğer normalde bir kimse işte tabiat dediğimiz şey dışarıdaki olayların, güneşin doğması, ayın dünyanın dönmesi gibi. Yoksa tabiat dediğimiz şey bizim kötü ahlakımız değil. Tabiat dediğimiz şey iki gözümüzün, burnumuzun üzerinde olması. Tabiat dediğimiz şey ağzımızın, gözlerimizin önünde, yüzümüzde olması. Tabiat dediğimiz şey bizim ensemizde, kulağımızın olmaması. Bunlar tabiatımız. Eğer biz kötü ahlakı değişmeyen bir şey olarak görürsek o zaman dinin bir hükmü kalmaz. Peygamberlerin bir hükmü kalmaz. İyiliğin bir hükmü kalmaz. Biz o zaman otomatikman cebriyeye düşeriz. Biz otomatikman kaderiyeye düşeriz. Böyle bir algı yok. Herkes iyiyi, doğruyu, güzeli seçip ona koşmak zorunda. Herkes iyi insan olmak zorunda. Herkes iyilik yapmak zorunda. Herkes Cenab-ı Hakk'ın farz ibadetlerini yerine getirmekle mükellef. Mükellefiz. Kadınların doğurması tabiatındandır. Erkeklerin doğurması tabiatındandır. Tabiat budur. Bir erkeğin doğurabileceğini düşünmeyin. Nereye kadar ameliyat yaptırırsa yaptırsın bir erkek doğuramaz. Bu. Bir kadın nereye kadar ameliyat yaptırırsa yaptırsın, doğurtamaz. Tabiat bu. Kader de bu. Bunun önüne geçilemez. Fıtrat bu. Bunun önüne geçilemez. Bir erkekte, bir kadında kendi fıtratına uygun yaşama sevinci vardır. Uygun yaşama sevinci. Hiçbir erkeği hadi doğurmaya gidiyorsun diyemezsiniz. Fıtrat bu. Bir erkek 100 yaşına gelse haram haramdır, helal helaldir. 100 yaşına dahi gelse ona bir kadın koysanız onun önüne o kadına döner bakar. Veyahut onunla nikahlanmak ister. Onunla evlenmek ister. Bu erkeğin fıtratıdır. Bir kadın doğurganlığı var ise kendisine uygun bir erkek gördüğünde o ben ondan çocuk sahibi olmak isterim der. O ondan bir çocuk sahibi olup doğurmak ister. Kadın kadındır. Bu değişmez fıtrat. Değişmez. Bir kimse evlenemeyebilir. Evliliğe muktedir olmayabilir. Erkek de kadın da. O dahi evlenmeye gözünü diker. Onu evlenmesini yasaklayamaz hiç kimse. Ancak aldatmak yasaklanır ona. Ona denir ki erkek, o erkek negatif noktalarını öne sürmesi lazım. Veya ailesinin öne sürmesi lazım. Bizim oğlumuz tembeldir, çalışmasını sevmez. Her gün saat 12'de 1'de kalkar. Bu çalışmayı sevmeyen bir çocuktur. Bu ailesine bir katkıda bulunmaz. Bu bir insan, bir kadın bakamaz. Çoluk çocuk bakamaz. Biz annesi babası olarak bunun arkasında duracağız, bakacağız. Ya da annesi babası arkasında duramayacak, biz arkasında duramayız. Ama bu evlenmek istedi, geldik sizin kızınızı isteme. Gayet makul. Veyahut da biz kız çocuğu, annesi babası şunu diyebilir. Bu her gün saat 2'de kalkıyor, ona göre. Saat 2'de kalkmasını kabul edeceksen bu kızın, bu ev işi, el işi, çamaşırdır, bulaşıktır bilmiyor. Bu saat 2'de kalkar, duşunu alır, işte kahvaltısını yapar, yemeğini yer, işte kahve içmeye çıkar, akşamına dönerse döner. Bunun da hayatı bu. Kabul ediyorsan al evlen, değiştireceksen al evlen. Bakın bunların böyle söylenmesi de gıybet değildir. Evlenirken bir kimsenin özelliklerini söylemek gıybet değildir. Bu kötülemek değildir. Kimisi bunu der ki ya kötülemişim beni. Kardeşim seni kötüleyen yok. Senin özelliğin bu değil mi? Evet. Bitti. Bunların birbirlerinin arasında söylenilmesi gıybet değildir. Bana soruyorlar ne iş yapıyor bilmiyorum diyorum ben. Bakıyor bana şimdi. Kardeşim bilmiyorum herkesin ne iş yaptığını bilmek mi ki? Bilmekle mi mükellef gibi. Veya sen nasıl gör? Ben bir kötülüğünü görmedim diyor. 10 gün sonra diyor ki bana böyle dedin. Ya kardeşim ben yine kötülüğünü görmedim ki. Ben kötülüğünü görmedim bir kimseye nasıl kötü diyeyim? Bunun gibi. Ama özelliklerini söylemekte bir beis yok. Kardeş bu erkek var ya benim bildiğim 4-5 tane kızla gitti konuştu bir türlü evlenemedi. Bu yarın Facebook'ta birisini daha görür, onun da peşinden gider mi gitmez mi onu bir şey diyemem. Gibi. Özelliği. Benim bildiğim bu 3 tane kızın canını yaktı. Adını çıkardı kızların. Dördüncüsünü bilemem. Niçin? Herkes ahlakını üstün tutsun. Sen her türlü halde işleyeceksin, ondan sonra tertemizmiş gibi evleneceksin. Yakacaksın milletin başına. Kimsenin hakkı yok. Kimsenin hakkı yok. O yüzden biz ahlakımızı yüksek tutmakla mükellefiz. Mükellefiz. Fıtratımıza uygun yaşamakla mükellefiz. Allah bizi onlardan eylesin. Estağfurullahel azim mi çekelim yoksa Subhanallahil azim hangisi evladır? Bir de siz intisap ettiğiniz zaman kaç tane istiğfar çekerdiniz günlük? Sen tövbe et de sen günah işlemekten geri dön de aman yavrum ne çekersen çek. Sen tövbe ettin geri döndün de hangisi diline kolay geliyorsa onu çek. Sen bir daha günah işleme. İşlemiş olduğun günahları işleme. O yeter tövbe olarak sana. Biz tövbeyi zikir olarak yapıyoruz. Tövbeyi zikir olarak yapın. Tövbeyi güzel ahlak olarak yapın. Sen bir Şeyh Efendi'nin Allah rahmet eylesin dediği gibi tavuk tövbesi yapma. Derdi ki tavuk tövbesi gibi tövbenin. Tavuk tövbesine tavuğun karnı acıkınca gider çok affedersiniz necis yermiş. İnsan necisi, hayvan necisi. Karnını doyurduktan sonra gagasını başlarmış toprağa sürmeye. Tövbe yarabbim bir daha yemeyeceğim dermiş, karnı acıkıncaya kadar. Sen gıybet etme, sen dedikodu etme, sen günahlardan uzak dur, insanları aldatma, kandırma. Kandırma, aldatma insanları, o yeter. Sen hiçbir şey çekmesen, ya Rabbi döndüm bundan sonra senin gözünün içine baka baka ben haram işlemeyeceğim desen, Allah-u alem yeter. Yeter, yeter. Sen yeter ki yapma bir daha. Sen yeter ki bir daha yalan söyleme, aldatma, kandırma. Sen yeter ki dervişliğini kullanma etrafta. Sen yeter ki üzerindeki haydarınla aldatma. Sen yeter ki başındaki sarınla aldatma. Sen yeter ki etrafındaki arkadaşlarını perişan etme. Sen yeter ki ondan alıp ona verip, ondan alıp ona verip, onu herkesten çarçur edip at, kenara ortalığı atma. Sen yeter ki dervişliğinle kadınları aldatma, hanımını aldatma, etrafını aldatma. Sevgi pıtırcığı görüp, evlenip, ertesi gün hakaret etmeye başlama. Sen yeter ki bu dergahtayım de, bir de Şeyh Efendi'nin yanındayım de, her türlü halkı karıştırma. Sen bu dergahtayım, ben iyiysem hazırım de, her türlü halkı karıştırma, yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Yeter ki birisinin hanımı bize şikayet etmesin. Yeter ki birisinin arkadaşı demesin, benim kredi kartımı aldı gitti, ödemedi bir daha. Yeter ki birisinin arkadaşı demesin, benden geldi bir günlüğüne 1 lira aldı, 3 yıl geçti, hala daha ödemiyor. Başka bir şey istemiyor musun? Allah bizi affetsin. Amin. Bırak siz Allah deyin. Ya Rabbi, ben bir daha işlemeyeceğim deyin ama işlemeyin. Ama işlemeyin. Bir insan dergaha girme sebebi bir daha işlemeyeceğim ya Rabbi'dir. Bir daha yapmayacağım ya Rabbi'dir. Benim ne çektiğimi soruyorsunuz. Ben bıraktım içkiyi dedim, bir daha ben masaya oturmadım. Bırakın, bir şey çekmenize gerek yok. Ben bir daha bunu yapmayacağım dedim, oturdum bir daha hiç yapmadım. Yapmayacağım dedim sadece. Bitti. Ben bir daha hiçbir kadınla görüşmeyeceğim dedim, bitti. Bana dedi ki git helallaş üçünle de, helallaş bitsin dedi. Gittim üçüyle de helallaştım, bitti. Bir erkek siz değilsiniz. Bir yakışıklı siz değilsiniz. Bir iyi derviş siz değilsiniz. Bir yakışıklı derviş siz değilsiniz kardeşler. Biz siz değilsiniz. Bir güzel bayanlar siz değilsiniz. Edep. Edep, edep, edep. Günde 2-3 tane evlenme teklifi almazsam alet-i ruhiye bozulurdu. Edep. Edep, nurdan taç. Semazenliğini kullan. Dervişliğini kullan. Gel 2 gün hizmet et, onu kullan. Perişan olur insan. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun 28 yıldan beri biz buradayız. Nice iyi dervişleri gördük, nice iyi nakipler, nikabbalar, zakirler, çavuşlar, nice iyiler, Allah 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 Allah, duvarın arkasından haber verenler. Sabahleyin saat kaçta kalktığını senin söyleyenler. Bunlar basitti, basit. Çorabının rengini söyleyen dervişle tanıştım. Adamın çorabının rengini söylüyor. Öyle hakikat, efendim beyazları giydi geldi deyip ondan sonra simsiyah giyip gelmişim. Öyle değil. Yıkılır insan. Yıkılır, yıkılır. Yıkılır insan. Gözünüzü kaldırmayacaksınız. Yıkılır insan. Hiç kimse kendini fasulye gibi nimetten saymasın. Burası dolup dolup taşıyor. Burası dolar taşar hep. Bak sen sabit durmaya çalış. O yüzden tövbe geri dönmemektir. 3 gün sonra Facebook'ta yine bir hatunla konuştuğunu gördüğün zaman ne yapacaksın? Tövbe aldatmamaktır, kandırmamaktır. Edebini muhafaza etmektir. Edebini korumaktır. Oturduğun yere. Tövbe o. Birisi sana gelsin bir şey söylesin, ben konuşamam da. Utanmıyor musun bana böyle söylemeye de? Tövbe o. Tövbe elde eşini üzmemek, kırmamak. Tövbe eşine sahip çıkmak. Tövbe evine bakmak, çocuğuna bakmak, eşine bakmak. Tövbe bu. Yoksa sabahtan akşama kadar ben estağfurullah lazım mı diyeyim, yoksa subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi lazım ve bihamdihi, estağfurullah lazım mı diyeyim. Sen aynı haltı istiyorsan ne dersen de. O yüzeyden yürüyecek gidecek, senin içine işlesin. Sendeki bir daha haram işlemeyeceğim. Bile bile, kasıtlı. Allah'ın gözünün içine baka baka bir daha aldatmayacağım, bir daha kandırmayacağım, bir daha yapmayacağım ben. Mübarek insanlar. Allah'ın gözünün içine baka baka yaşıyor herkes. Bu topluluğun içerisinde haramı helalı bilmeyen varsa elini kaldırsın. Ben desin ki şu konuda bilmiyordum. Ben de ona diyeceğim ki telefonum yok muydu? Sohbete gelmedin mi? Soramadın mı? Yok böyle bir şey. Allah muhafaza eylesin. O yüzden kıymetli kardeşler, kendinize çeki düzen verelim. Yapmayın. 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 Çok üzülüyoruz. Çok üzülüyoruz. Çok üzülüyoruz. Gerçekten çok üzülüyoruz. Bazen kendi kendimi sorgulamaya başladım artık. Dedim ya nereye kadar bu insanlar, nereye gidiyor bu insanlar, nereye gidiyor? Allah muhafaza eylesin. O yüzden lütfen, lütfen. Ya bir de şunu tutturuyorlar sonra. Gelme kardeşim buraya dediğimizde, burası Allah'ın dergahı değil mi? İyi kardeşim, Allah'ın dergahı da burası. Sen hep gelip bizim içimizde bizi kandıracak mısın? Bizi kandırmaya devam mı edeceksin? Burası Allah'ın dergahı, eyvallah. Sen gelip hep kandıracak mısın bizi? Burası Allah'ın dergahı, sen gelip hep üteceksin mi bizi? Allah bizi affetsin. Amin. Hayvanlarla cinsel ilişki haram. Midemden rahatsızlığım, tedavi görüyorum, abdestim durmadan kaçıyor. Öyle ki abdest alırken bile abdestimi tutamıyorum, namazımı düzgün kılamıyorum, tedavimi sürüyorum, namazımı nasıl kılabilirim? Mesela bir kimse örneğin yerlenmesini hiç durduramıyor. O kimse namaz kılacağı zaman abdestini alacak, namaza duracak. Namazda yerlenmiş olsa dahi abdesti abdest. Elinden kanama gelmesi gibi. Yarasından kan akması gibi. Hanefi'ye göre. Gusül abdesti aldıktan sonra dişimizde yemek artığı görsek tekrar mı gusül almalıyız yoksa dişimizi yıkamamız, fırçalamamız kafi mi? Buradaki o kimsenin yemek artıntısı bir nohut büyüklüğünde ise ve bir nohut büyüklüğündeki yer dişin üzerini kapladıysa, ağzın içine kapladıysa, altına su girmediğine hükmediyorsan, evet normalde bu devamlı oluyorsa o zaman senin ağzını çalkalaman yeterli. Ama bu arada bir oluyorsa, kesin kuru olduğuna inanıyorsan ağzın içerisinde çalkalamak Hanefilerce guslün farzından olduğundan dolayı yeniden gusletmen gerekir. Buradan rüya okumuyorum, hakkınızı helal edin. Tekkedeki sohbette sahabe bir harf öğrenince onu anlatmak için yol giderdi dediniz. Sizler de bir harf öğrendiğinizde eğer yol gitmiyorsanız imanınızı sorgulayın dediniz. O an içime oturdu, bize anlattığımız halde laf işitiyoruz. Biz anlattığımız halde de laf işitiyoruz. Bize kaç kişiye din anlattın, kaç kişiye teklif çektirdin diyen sizsiniz. Bize ayette var, yeryüzünde din oluncaya kadar mücadele edin buyuruyor Allah. Bize ne öğrendin, kendini terbiye ettin ki diyorlar, biz ne yapalım? Diyecekler, öyle diyorlar diye tebliğden geri duracak değiliz. Hac için pasaport çıkarıp paraları yatırdık fakat şirket tarafından bilgilendirilmedik. Yiyecek neler alacağız? Sarık ve haydarilerimiz aynı mı olacak? Bilgilendirme toplantısı yapacak mısınız? Bilgi ve tecrübelerinize ihtiyacımız var. Allah razı olsun. Ben şirket yetkilisi değilim. Ben de sizler gibi hacca gidiyorum. Eğer Allah nasip ederse. Ben bu tür sorulara maruz kalmamak için zaten meselenin içinde önünde bulunmak istemiyorum. Çünkü bu tip meseleleri, bu işleri organize eden şirketler aynı zamanda da Suudi merkezi işlerin hiçbir garantisi yok. Yani siz zannediyorsunuz ki pasaportu aldık, vizeyi de aldık, hiçbir problem yok. Suud'da öyle bir şey var ki adam sana baksa, tipini beğenmezse içeri almıyor. Siz gidecek olduğunuz ülkeyi siz normal bir ülke gibi görüyorsunuz. Veya şimdi bütün ülkelerde 3 aşağı 5 yukarı aynı oldu. O kimse size bakıyor, polis, pasaporttaki polis, sizin tipinizi beğenmezse mührü vurmuyor, geri gönderebiliyor size. Elinizde bir şey yok. Ne o? Hayır, ben bu ülkeye gireceğim deyip de elinizde böyle bir delil yok, böyle bir şey yok. Bu konuda herkes nasılsa ben de aynıyım. Ben kimsenin haberi yok. Veya 2 sefer pasaport gönderdim, 2'sinden de geri geldim. Vize vermedi bana soru. Ben biliyorum pasaportu verdiğimde arkamı sökün edeceğimi. Ama ben de herkes gibi pasaportumu verdim bizim Demirci Yakup'a. O dedi ki senin vizen çıktı. Hatta vizenin fotokopisini de dedi var. Bana fotokopi de lazım değil dedi. Ben yola çıktım, bitmiştir benim için. Ben pasaportumu gönderdim. Nasibim olursa gelecek. Nasibimiz olursa gideceğiz. Bu noktada Allah affetsin, sizler gibi düşünmem hiç. Birine gidemiyorum dese feveran eder. Milletin ne üçkağıtçılığını bırakır, ne 5 kağıtçılığını. Hele hakkınızı helal edin. Böyle, bunu böyle tabirimi de maruz görün. Öyle Müslümanların, dervişlerin önüne geçeceğim, öyle parayı filan böyle göndereceğim, büyük cesaret işleri bunlar. Evet. O çok böyle makul, malum dermiş gördüğünüz kimse. Başınıza ejderha kesilir. Ejderha kesiniz, ejderha. Bir sefer insan ısırılıyor oradan. Hoş. Yani Allah rızası için olduktan sonra ne kesiliyorsa kesilsin de ama insanoğlu onun kafasında, ensesinde boza pişirir o. Boza pişirir, boza. Bunu konuşmak istemiyorum da ya benim kasada daha hala da senet var. Biz bir ömreye gidecektik de gidilmedi, bir şey olmadı. Millet geldi, biz seni tanırız dedi. Sanki parayı ben cebime koydum. Ben ondan sonra çekildim kenara. Dedim ki yok, hayır. Allah muhafaza eylesin. O yüzden parayı bana yatırmadınız. Şirket yetkilisi de ben değilim. İşte herhalde bir Adem yazıyor, bir de şey bizim Yakup Usta yazıyor galiba. Onlar ikiniz de aynı şirkete mi? Onlara soracağım. Hoş onlar da ne yapacak ki? Onlar da Allah rızası için yola çıkıyorlar. Ceplerine giren çıkar mı var? Bildiğim kadarıyla. Yani Mahir için Ertan yazıyor. Sanki cebine giren çıkar mı var? Ya hiç sormadım, inancım şu. Herkes 1000 euroya gidip geliyorsa Ertan'ın ömresi 2000 euro. 3000 euro. Hele bizim Mahir'lese kesindir. Tereddüt etmem. Neden? Ya Mahir işte otobüs tutulacak. Ya tutun siz orada. Biz tutalım. Hep öyle yaşadık biz. Bilmiyorum değişti. Veya bir şey olacak. Eksik olur. Dervişler eksik bir şey istemez. Para verdin de. Ama adam eksik yapar orada. Sen utanırsın, ezilirsin. Yani adam parayı getirmiş sana vermiş ya. Sen sanki şirket yetkilisi gibi hissedersin kendini. Sen bir şeyi kaldırırsın ortaya. Ya ona desem bir dert, bunu kaldırdım desem bir dert, bunu yaptım desem bir dert, demesem bir dert. Derviş kardeşler Allah razı olsun, ömrelerini huşu içerisinde yaparlar, gelirler. Ceremeyi birileri çeker. Ömür bu işler. Ya biz de çok sevdiğimizden ortaya da çıkmıyorduk. Şeyh Efendi diyorduk, oğlum Mustafa Efendi sen önüne ayak ol. Emredersiniz efendim. Yaşayacağını yaşıyorsun. Şikayet yok. Sana önüne ayak ol demiş, önüne ayak oluyorsun sen. O zannediyor ki, vay be kaç para kazanıyor acaba burada? Koca her biri de hepsi de benden çok zengin adamların. Cidde havaalanında kaç 7.000 kusur riyal fazlalık eşyadan dolayı para ödeneceği zaman hiç kimse kalmadı yanında benim. Hiç kimse kalmadı. Biz Seyit Taş'la oturduk. Seyit Taş bütün cebindekileri çıkardı, ben cebimdekileri çıkardım. Yalan olmasın, bir kişi mi iki kişinin daha bir şeyler verdi bize. Onlar da cebindekilerden çıkardılar. Hayatımda yaşamayacağım bir zulü yaşadım. Yetmiyor para. Yok, bitti para. Oradan Türk havaalanından bir görevli dedi ki, şu odaya gideceğim dedi bana. Türkçe konuşuyor çatpat. Türkmen Türklerinden. Türkmenistan'dan. Şu odaya gideceğim dedi. Orada dedi müdür var. Sana bağıracak dedi. Aynen böyle. Sen susacaksın dedi. Parayı göstereceksin sadece elinde dedi. Sadece elinde parayı göstereceksin dedi. Grup 70 kusur kişi. Kuyumcusundan tekstilcisine kadar. Herkes de hakkında dedikodu ediyor. İflas etti de şöyle oldu da böyle oldu da gittim. Sevda dedim, yapacak başka bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Bunu yutacağız biz bugün dedim. Bu da yutulacakmış, yutacağız dedim. Gittim ben. Şefin odasına gittim. Bütün ciddedeki, oradaki herkes biliyor bizim problemimizi. Çok. Biz içeri mal vermişiz. Herkes almış alacağım. Kimse yok yanımızda. Ve herkes de diyor ki benimki 30 kilodan fazla değil. Ben gittim, girdim müdürün odasına. Bana konuştu, tepeden baktı. Araplarda öyle bir şey vardı. O Suudlularda var ya, Suudlular bir Türk'e hakaret etmeyi, bir Türk'e tepeden bakmayı, bir Türk'ü ezmeyi zevk edinirler ona. Öyledirler. Konuştu. Ben zikrediyorum, o konuşuyor. Ben zikrediyorum, o konuşuyor. En sonunda bir yana o aklı veren de orada. Bunu sen söyledin dedi. Bir de ona kızdı. Ondan sonra getir şunu dedi. Yatırsın elindeki parayı dedi. Gitsinler dedi. Dedim o oldu o sene. Bir daha dedim Suud uçağına binmem. Bir daha da benim asla böyle bir şey de yapmam. Gittik paraları yatırdık cebimizin son kuruşuna kadar. Gerisini de söyleyin, herkes rahat etsin. O sene biz Ankara'ya indik. Ankara'dan buraya biz Seyit Taş'la aç geldik. Bir Allah'ın kulu bize de demedi. Karnınız aç mı tok mu, paranız var mı yok mu? Sevdo dedim, Sevdo, vur dedim bir taraflara artık sen. Üzme kendini dedim. Canını sıkma. Ben ona moral vermeye başlıyorum. O kahrediyor. Çıkacağım konuşacağım onlara. Konuşma. Çıkacağım söyleyeceğim. Söyleme. Çıkacağım yapacağım. Yapma. Öyle geldi. Bir dahaki seneye bir daha gidiyor. Bir dahaki seneye bir daha gidiyor. Ben dedim ki grupta 31 kilo olanın dedim Alman eşyası. Koydum kantarı otelin içerisine. 30 kilonun fazlasını almıyorum. 30 kilodan fazlasını almıyorum. Ondan sonra uçağa gidiyor. Herkes çekildim kenara. Seydo da yanımda. Seydo bak şimdi dedim. Millet nasıl dedim. Ikılar sıkılar. 8'e katlana uçağa gidiyor dedim. Uçağa girene şeyler ne o? Hostesler kızıyor. Bunlarda ikişer tane valiz herkeste. Hurmalar var yanlarında bilmem ne. Perişan oldu herkes. Kardeşler yola çıkıyorsanız hesap etmeyin. Hesap etmeyin. Hesap ediyorsanız bize takılmayın. Hele bana hiç takılmıyor. Açık. Hele bana hiç takılmayın. Allah rızası için. Amanın paranızda, pulunuzda, rahatınızda kaçmasın. Bazen anlatıyorum. Kafanız değişsin diye. Biz diyorum hacca yolculuğa çıktık. Pasaportumuz elimizde yoktu. Biz Reyhanlı'ya gittik, pasaportumuz yoktu, biz güle oynayın. Var mıydı Murtaza elinde pasaport? Herkes bizle alay ediyordu, gidebileceksiniz diye. Bir tane yanındaki arkadaşlardan bir tanesi. Kafasına bile gelmiyor. Biz yiyoruz, içiyoruz, zikrediyoruz, gidiyoruz biz. Kafayı kırarsınız. Bugün Oktay gelmiş. Burada mı Oktay? Oktay'la bugün biraz sohbet ettik. Murtaza da orada. Dedim söylesek inanmaz hiç kimse dedim. Biz hacca gittik, geldik. Bakın hacca gittik, geldik. Bir tane gümrük polisinin karşısına çıkmadık biz. Bir tane biz arabadan aşağı inmedik hiç. Hesap kitap ettin mi olmaz. Arabadan aşağı inmedik. Bir tane gümrük memuru bizim pasaportumuzu alıp Mustafa Özbağ bu mu değil mi diye bakmadı bize. Ben pasaportları veriyordum Nuri ile Oktay'ın eline. Nuri gidin siz koşturun halledin orada. Bunlar gidiyorlardı gümrükte pasaportları mühürletiyorlardı geliyorlardı. Biz gidiyorduk. Hesap kitap yok. Aklı olan, hesabı kitabı kuvvetli olan aman benden uzak dursun. Ciddi. Matematiğin kuvvetli, Allah yolunu açık etsin kardeş. Benim yakın daireme gelme. Matematik bozuyor beni. Benimden böyle soruyorlar ya, yanımıza ne götüreceğiz? Az önce diyorum ya, edep. Dediğini götür, yiyeceğini bilmem, içeceğini bilmem, bana ne, giyeceğini bilmem, bana ne kardeş. Ne alacaksın yanına? İstediğini al. Ne bırakacaksın? İstediğini bırak. Allah yardımcınız olsun. Amin. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Ben gelinlik abiye işi yapıyorum, mal satarken ufak tefek yalan söylüyorum, yaptığımın günah olduğunu biliyorum. Bunun boyutu nedir? İnşallah bugün tövbe edeceğim. İnşallah. Yalan yok, yalan yok, yalan yok, aldatmak yok. Allah muhafaza eylesin. Klimalar açılsa daha iyi olmaz mı? Zannediyorum klimaların elektriği kesik bildiğim kadarıyla. Tekim yeni bir tek yeni bir yasa çıkardı. Ondan sonra bu bir abone eğer ki içinde kullanıcısı farklıysa hemen aboneliğini sonlandırıyor. Ondan sonra tekrar gidiyorsun, orada bir daha abone oluyorsun, bir daha senden abone parası alıyor gibi böyle şeyler var. Tespit ettiği anda oranın abonesinin sen olmadığına dair hemen elektriği kesiyor. Buradaki de 3 fazı kesti bizim kadarıyla. Öyle mi? Burada 3 faz vardı. Buradaki 3 fazı kesti. Her yerde yapıyor bunu. Sadece buraya ait değil. Buranın aboneliği de bizim üzerimizde değil. Bizim üzerimizde olmadığından dolayı tek de bunu tespit etti. O yüzden buranın 3 fazını kesti. Ama Allah izin verirse herhalde bu ay sonunda burayı boşaltıyoruz. Büyük bir ihtimalle biter mi ay sonunda? Büyük bir ihtimalle herhalde ay sonunda boşaltacağız burayı. Yukarıda bu set başından namazgaha doğru çıkarken sol tarafta bir yer var. Orayı Adnan Hoca Allah razı olsun ilgileniyor, yaptırıyor orayı. Herhalde işte bir tek boyası kaldı, bir de tabanları kaldı herhalde değil mi? Onun da boyasını yapamıyorlar, kurumadı tam olarak. Kurumadığından dolayı boyasını vuramıyorlar. Boyasıyla tabanı yapıldığını Allah izin verirse burayı boşaltacağız. Herhalde hacca kadar göçer miyiz? İnşallah. O yüzden buranın da normalde o 3 fazının şeyini ne o? Aboneliğini yaptırmadı arkadaşlar boşaltacağız diye herhalde. Durum bu. Sohbetlerimizde Hz. Mevlana'nın meselesini de şerh ederken ve normal insan ve mümin suhbet devamlı tenzih ede yürür. Tenzih noktasında durmayan imanın kemal olmaz dediniz. Muhittin İbn Arabi de Allah'ı bilmek hakkında Allah'ın hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektedir. Bu hususta Allah Kutsi hadiste buyurdular ki, ben gizli bir hazineydim, bilinmek isterim. Peki Allah hiçbir zaman bilinemeyecekse ve devamlı tenzih edile gidilecekse, Allah'ın kendini bilinmesini istemesi bir tezat değil mi? Orada bilinmeklik sıfatlarıyla alakalıdır. Bir kimse sıfatlarını bilir, sıfatlarını bildiği kadar onu bilmiş olur. Sıfatlarını bilir, kendisini değil. O yüzden onun sıfatlarının da sonu yoktur. Sıfatlarının bilinebilirliği var mı? Sıfatlarının tecelliyatını bilebilir. Hakikati zaman, değildir belki. Ama o zaman tenzihin anlamı kalmaz birbir dediği yerde. O yüzden tenzih ediyor zaten. O zaman bilemediğini nasıl bilecek? Bilmediğini bilerekten bilecek. Bilinmenin bir sonu yok o zaman. Yok. O zaman neden Allah bilinmeyi istiyor? Bilebildiği yere kadar bildi. Bizim bilmemizin bir sonu olacak mı? Yok. Öyle. Bana ilginç gelmiyor ama senin için ilginç. Ondan. Aslında hissedebiliyorum yani. Hoşuma gidiyor. Tamam. Taptır zaten. Zevktir yani. Peki, hiç bildiğini bilmedim dediğin oldu mu? Yani ben bunları kelime olarak söylemeye çalıştım ama açıkça söyleyeyim, bilhassa Karabağ'ın ilk teknolojilerinde bunları daha iyi hissettim. Yani hissi yaşadım. Bu anlatılamaz bir şey. Dervişlikte edeptir. Bir kimse şeyhinin huzurunda örneğin bildiğini dahi bilmiyor burada. Veya bildiğinin dışında bir şey söyler şey efendim. Veya zıttına bir şey söyler. Susar. Ben ihramdayken anlatırım bazen bunu. İhramdayken krem sürecektim ben. Daha ihrama niyetlenmedim. Niyetleneceğiz. Krem sürmek için özür dilerim efendim. Krem sürmeyi unutmuşum dedim ben. Kız da dönecektim geri. Ne kremi dedi. Efendim pişik oluyor da dedim. Ona krem sürdüm. Caiz değil mi onu? Peki efendim kapıyı kilitleyip çıkayım dedim ben. Gittim kapıyı kilitlemeye. Yanındakına demiş. Kuduri demiş ezberinde. Bilir kendisi demiş caiz olduğunu. Ama ben caiz değil deyince demiş, böyle de konuşmaz demiş, susar. Geldi o arkadaş bana dedi, krem sürmek dedi ihramlanmadan, caiz mi? Caiz dedim ben. Şeyh Efendi sana sürmedi dedi. O sürme deme hakkına sahip dedim. Bana caiz değilmiş demek. Bunu nasıl yakalayabildin dedi, hiç muhalefet etmemek lazım. Bu nasıl bir şey dedi? Aklını kenara koymak dedi. O yüzden bildiğini bilmiyorum dediğin an kazananlardan olur. Bu kulluktur. Bilmiyorum dersin, o sana daha da fazla verir. Seni hakkıyla tesbih edemedim, seni hakkıyla tanıyamadım, sana hakkıyla kulluk edemedim. Bu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri soruşuyor. Bilinmekliğin ne olduğunu bilsem burada oturmazdım ki zaten. Ben de bilinmekliğin ne olduğunu bilmek için burada uğraşıyorum. Anladın mı? Anlamadım. Fâlemennâhûn Amin.